Peki bu yeter, bununla mı kaldı? Hayır. Bakın ben bağırdım bu konuda. Bizde Alim Hoca var. Alim Hoca da ben de bu konuda sürekli iki senedir bağırıyoruz. Ya bakın bir yönerge yayınlandı. Bu vergi müfettişlerinin inceleme yönergesi. Bu yönerge mali müşavirlere şunu getiriyor. Vergi müfettişi, mali müşavirin savcısı, hakimi ve aynı zamanda celladı olabilecek. Bu yönergede ne var biliyor musunuz? Şirketiniz incelemeye girdi. Vergi müfettişi bu incelemede mali müşavirin hatası var derse 3 yıl hapis yatarsınız. 1. Orada kalıyor mu? Hayır. O müfettiş bu raporu mali müşavirler odasına göndermek zorunda. Gönderecek. Mali müşavirler odasının inisiyatifi var mı? Hayır. 5 gün içerisinde karar vermek zorunda. Ne kararı? Meslekten vermek. Bakın böyle bir karar. Bence bu yönerge çıktığında biz sokaklarda olmalıyız. Veya bizim temsilcilerimiz maliyenin önünde olmalıydı. Kişisel çalışmalarımızla bu olmazdı. Yönergenin detayları üzerinde durmuyorum ama özünde bu söylediğim şeylerdi. Peki, devlet ne yapmaya başladı? İşte dedim ya, bilişim yoluyla kontrol yapılmaya başlandı. Bu 5 yıldır devletin sistemi içerisinde uygulanan, testleri yapılan ama geçen yıldan itibaren, 2016'dan itibaren fiili uygulanmaya başlanan bir yöntemden bahsediyorum. RAMER denilen risk analiz yöntemi. Özü nedir? RAMER şunu yapıyor. Bir, kendisine gelen ihbarları sistem bir vergi dairesine gidip bir dilekçe veriyor. O dilekçe ilgili vergi dairesine düşerken sisteme girildiği an RAMER'e de düşüyor. Risk analiz merkezinde, Maliye Bakanlığı. İkincisi, vergi müfettişi inceleme yaparken bir firmanın çapraz kontrolünde riskli olduğunu görürse raporuna yazıyor. Rapor RAMER'e düşüyor. Onun dışında kamu kuruluşlarından gelen bilgiler. Bir banka sürekli şirket ortağının hesabından, şirketteki sigortalı personel hesabına açık para yattığını beyan ediyor, bildiriyor gelir idaresine. Rapor halinde veriyor ya zaten bunları analiz edebiliyor. RAMER'e düşüyor. Bu şekilde topladığı verileri RAMER sisteminin özü şu, devlet 1000 tane kriter belirlemiş ama şu anda bunun 500 tanesi. 500 tane kriteri kullanarak riskli mükellefleri seçiyor, incelemeler artık risk analizine göre yapılacak. Bu devletin incelemeye sevkleri, naylon faturadan biri yakalandığında çapraz kontrolden dolayı mükellef incelemeye alınacak ama artık Maliye Bakanlığı'nın yeni inceleme metodu risk analiz yöntemi. Niye risk analiz yöntemi önemli? Bugün için önemli. Hani biraz sonra buradan çıkıp gidip geçici vergileri yapacaksınız ya, o geçici verginin tuşuna bastığınızda şirketinizin mali tablosu şeye düşecek, gelir idaresinin sitesine düşecek ya, RAMER'in kriterleriyle muhatap olacaksınız. İşte onun yansıması hemen mi gelecek? Bir sene sonra pat diye incelemeye sevk edildiğinizde gelecek. Ufacık kriterler var bana göre. Ben sisteme oturdum gece sabaha kadar, günlerce açıkçası RAMER sisteminde neye dikkat etmek gerekir analiz ettim. Buldum kendime göre bazı kritik şeyler var. Onları da bu sunuma aldım. Ya şunlara dikkat edin dediğim hususlar var. Lütfen işletmelerinizde dikkat edin. Mutlaka faydasını göreceksiniz. Bir tane örnek veriyorum. Şu verileri vermiş. Bu bilgilerin hepsi devletin sisteminde var. Hangi bilgiler bunlar? Elektronik beyannameler, bilançolar, sicil bilgileri. Bu gördüğünüz bilgilerin hepsini biz zaten vermedik mi devlete? Devletin sisteminde var. Ama devletin kurumları farklı farklı kurumlarında var. Ticaret Sicil, Sanayi Bakanlığı'nda. Tapu bilgileri Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde, beyannameler Maliye Bakanlığı'nda. Bu verileri toplayarak şu kriterleri mesela, bu dediğim bu kriterler 500 tane. Hatta hep aynı örneği veriyorum. Böyle kafamızda canlanması için şunu söyleyeyim. Bu risk analiz yöntemiyle devlet şunu yapabiliyor. Kars'ın merkezindeki bir bayan kuaförü ile
Nişantaşı'ndaki bir bayan kuaförünü karşılaştırıp neye göre? Sosyoekonomik, kültürel, ticaret, ekonomik yapısı bir sürü kriteri kullanarak karşılaştırıp hangisinin daha az gelir beyanında bulunduğunu 4 dakikada hesaplayalım. Şimdi sistemin geldiği noktaya bakın. Artık manuel olmaktan, az önce dedim ya mali müşavirlik mesleği bitiyor, muhasebe mesleği bitiyor artık. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde 9000 muhasebeciden 960 tanesi işsiz kalacak. İşsiz kalmak istemiyorsak vizyonel olmak zorundayız. Sisteme uyum sağlamak zorundayız ve bilişimi öğrenmek zorundayız. Bu kriterlere göre kanun koyucu risk analizi yapıyor. Bu risk analizinde de hangi firma incelemeye girecek bu tespit ediliyor. Ayrıca Maliye Bakanlığı şunu görüyor. Bilişim sektöründe ciddi bir para var. Ve bu sektör ciddi bir kayıt dışı. Az önce YouTube'daki o video örneğini verdim ya, o örnek gibi. 350 milyarlık bir büyüklüğe sahip, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2018 bütçesindeki büyüklük ne kadar biliyor musunuz? 711 milyar. Yarısı kadar bir bütçeden bahsediyoruz. Ve bunun %80'i kayıt dışı. Bu sektör kontrol edilmek zorunda, bilişim sektörü. Bunun için bu sektörle beraber devlet kayıt dışını da kontrol için sistemler getirdi. Bunun için ne yapıldı? 200 tane, 1 Ocak itibariyle Maliye Bakanlığı'nda 200 tane bilişim takip elemanı, müfettişi göreve başladı. Bunlar yeni alınan personeller değil, vergi müfettişlerinden seçilen formasyonun, bilişim formasyonu da olan kişiler. Bunlar ne yapacaklar? Bunlar ne yapacaklar? Bunlar şunu yapacaklar. Bu bilişim sistemini kullanarak, mesela bir firma mal gönderdi, faturasız mal gönderdi ama kargoyla gönderdi. Kargodan, kargo takibiyle faturasız gidip gitmediğini tespit edebilecek. İşte bunun için devletin önümüzdeki 5 yıl içerisinde fiili kağıt faturayı ortadan kaldırması gerekiyor. Tamamını kontrol etsin. Çünkü elektronik faturayı şu anda istediği gibi kontrol ediyor. Ama kağıt faturayı ancak incelemede 5000 liranın üzerindekini veya BS formunda kontrol ediyor ama altındakini kontrol edemiyor. Onu kontrol için de hepsini tamamen şeye almak zorunda, sisteme almak zorunda. O yüzden önümüzdeki süreçte bizim bilgisayara hakim olma zorunluluğumuz var. Hangi durumlarda? Bir iki tane örnek vereceğim. Bu konu biraz uzun, çok üzerinde durmuyorum. Ben sadece üstadlarımın kafasına birer soru işareti atmaya çalışıyorum ki şunlara dikkat edin. Bakın, bilançoda kasa hesabı yüksek miktarda ise eğer bilançonuzda risk analizine takılabilirsiniz. Eğer e-deftere tabiyseniz mutlaka dikkat edin bakın. E-defterde kasa ters bakiye veriyorsa garanti veriyorum firmanız incelemeye sevk edilecek. Ters bakiye veremez çünkü. Bu kayıt dışı olduğunun işaretidir, risk analizi sebebidir. Bakın bunun gibi başka ne var? Sürekli zarar ediyorsa, Maliye Bakanlığı geçen sene tebliğ yayınladı. Dedi ki 3 yıl üst üste zarar eden firmalar incelemeye alınacak. O zaman dedim ya üstadlarım, şimdi geçici vergiye koşturacağız ya. Bir bakın işletmelerinizin 4. dönem geçici vergilerine. Önceki 2 dönem eğer zarar etmişse, firma zarar ediyorsa bile, çok düşük bir rakamda olsa bile kar çıkartan risk mükemmelinde statüsüne gelmeyin. Vergi ödemeyecek zaten. Vergi ödemeyecek. Mali tablomak yaşı yapın, ufacık bir kar çıksın ama zarar görünmesin. Üçüncü yıl tersine dönmüş olsun ki rasyodan kurtulun. İşte dedim ya ufacık klikler. Bu mesela bir klik. Başka neye dikkat ediyor? Şirket mesela, şirketin kredi borcu var. Ama ortaktan da alacağı var. Risk yönetimi grubuna girebilirsiniz. Eğer ortaklar carinde şeyler gelmeye başladı. Bana 2 tane 2016 ile ilgili geldi. Size geldi mi bilmiyorum. Bilançonuzda eğer ortaklar cari hesabında ortaklardan alacak varsa, faiz tahakkuku yapmamışsanız, bilançoda görünmüyorsa vergi dairesi gerekçe soruyor. Gerekçe soruyor. Orada çok önemli bir unsur mesela, eğer ortaklar cariniz varsa adat tahakkuku yapmak yeterli değil üstadlar. Faturasını da kesmek zorundasınız. Faturayı kesmemek ayrıca bir cezayı gerektiren bir unsur.
bu tarz kriterleri kullanarak kanun koyucu, Maliye Bakanlığı önümüzdeki süreçte riskli mükellefleri tespit edip bu mükellefler üzerinden inceleme yoluna gidecek. Yapmak zorunda bunu. Neden? Çünkü o bütçedeki verginin oranı, bütçe gelirleri içerisinde verginin oranı %80'lerde olduğu sürece ve o kontroller sürecinde kayıt dışı neredeyse %100'e varan kayıt dışılık söz konusu olduğu süreçte devlet bunu kontrol etmek zorunda. Devlet tavşan arabayla değil ama bilgisayarla kovalamak zorunda. İşte bugün mesela işleyeceğimiz bir geriye doğru bakmak lazım aslında. Olayı bir T gibi düşünün. Bizim pek güzel hesaptan da hesaplarımız vardı ya. Bu T'nin burasından bakarsanız onun bakış açısını görürsünüz. Burasından bakarsanız onu görürsünüz. Ne yapmak lazım? Şuradan bakmak lazım. Buradan bakıp bütünü yakalamak lazım. İşte buna objektiflik, kriterlik, realite demek olabilir adlı karşılığı. Vergi sistemine bakarken de anlık olaylardan kurtulmak zorundayız. Ya defter beyan sistemi geldi, orada şu kayıt. Başkanımın daveti üzerine gelir idaresi başkan yardımcısı defter beyan sistemi diye bu hafta içerisinde Altunizade Kültür Merkezi'nde yarım gün anlattı. Sorulabilecek tüm sorulara cevap verdi. Ama şunu söyledi. Çünkü benim en çok dikkatimi çeken, ya bunların hepsi uygulamayla ilgili ya. Sorulan bütün sorular uygulamayla ilgili, mantaliteyle ilgili değil. Defter beyan sistemini niye getirdi bu kanun koyucu? O bölüme geçerken, burada reklam yapalım, o bölüme geçerken bunun sebebini anlatacağım. Defter beyan sisteminin mali müşavirlere getirilmesinin bir sebebi var. Başka hiçbir sebebi yok. Bu kriterleri kullanarak şirketlerin risk analizini yapabilecek. O zaman biz üstadlar ne yapmalıyız? Mali tabloları hazırlarken lütfen Intergogul dediye risk analiz sistemi dediğinizde Maliye Bakanlığı'nın sistemi geliyor. Sunumları geliyor, kriterleri geliyor. İndirin. İndiremezseniz çıkarken son slaytta şeyi vereceğim. Mail adresimi vereceğim. İsteyin ben size sunumun o bölümünü göndereyim. Ya şu kriterlere dikkat edin. Mali tablolarınızı hazırlarken. Bunlar firmalarınızın incelenmesine sebep olabilecek unsurlar olabilir. Biz artık mali müşavir